Privyet.hürriyet.com.tr hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz. Harika bir giriş oldu yalnız. Beni çok şaşırtıyorsunuz. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oldu değil mi? Evet, evet. Privyet Hürriyet diye bunu görmedim. Dobro Pajalavat Yaochin Rat Sivotnia Patama Şto Sami İzvetni Rasiski Jurnalist Maygasti Çok iyi oldu, harika. Ben de çok sevdim. Я тоже очень рада сегодня быть здесь. Привет, Хюриет. Я думаю, никогда еще в Турции не слышали, чтобы кто-то вот так начинал это интервью. Şimdi siz çevirin bakalım. Я тоже, чуть-чуть знаю по-русски. Конечно, это шутка. Çok iyi oldu yalnız. Alt yazı olacak mı? Şimdi insanlar nasıl anlayacak bizimle konuştuğumuzu? Belki arkalarından konuştuk. Türkçelerini söyleyelim şimdi. Ben burada aslında ne kadar özel bir konuk. Rusya'nın en ünlü televizyon programcısını konuk aldığımı şu anda söyledim. Ve bu durum ötürü de çok mutluyum. Fakat Rusçamın da çok iyi olmadığını söylemeye çalıştım. Siz ne söylediniz acaba? Cevap olarak. Ben de unuttum ya. Unuttum. Ne dedim ben? Bir dakika. Bir dakika. Ben böyle dedim. Acaba ya? Ha, ben size selam verdim ve dedim ki herhalde böyle bir giriş yap, yani Rusça giriş yapan bir program olmadı daha önce Hürriyet'te dedim. Farklılaşmayı isteriz. Hayırlı olsun dedim. Bundan sonra daha da çok olacak arkadaşlar. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yüksek enerjili her konu fark yaratıyor. Şimdi aslında hikayenin başından almak istiyorum. Biz sana bugün challenge'lar hazırladık. Çok özel testler hazırladım. Güzel, iyi bir hikaye olacak. Fakat seni biz son dönemlerde daha sık görmeye başladık. Bugün bence interneti takip eden herkes Türkiye'de Maria diye bir gazetecinin olduğunu, Rusya'da bir televizyonda spikerlik yaptığını, haberci olduğunu biliyor. Bu dönemlerde sosyal medyada paylaşımların da çok etkili. Ben kısaca seni dinlemek istiyorum. Türkiye son dönemlerde seni tanıdı, tanıyor ve çok da mutluyuz bu durumdan ötürü. Maria'yı çok kısa bize anlatır mısın ya? Birincisi yani ilk olarak gerçekten çok mutluyum, onu söylemek istedim. Ben de hepinizi tanıdığıma çok mutlu oldum ve çünkü çok güzel mesajlar aldım, çok güzel geri dönüşler aldım ve bir gazeteci beni anlar. Zaten yani herkes, yani bir işini yapan herkes beni anlayabilir bu durumda. Bir şey yaptığınız zaman güzel bir geri dönüş almak kadar güzel bir şey yok. Yani çok inanılmaz iyi hissettiriyor. Ama tabii ki siz bana şimdi bunları söylerken ben burada olduğum için Türkiye'nin tepkisini bilemiyorum ve göremiyorum açıkçası. Yani siz bana diyorsunuz ki hani artık seni herkes tanıyor Türkiye'de. Benim bundan haberim yok. Yani tamam işte hani Instagram'da takipçi sayım artıyor olabilir. Ama bunun dışında Türkiye'den nasıl bakılır bilmiyorum. Çünkü ben sadece işimi yaptım. Meslektaşlarıma yardım etmek istedim o sırada. Öyle başladı. Ben kısaca anlatayım o zaman. Yani çok fazla uzattım yine. Ben kimim? İsmim Maria Dilek Latki. Annem Rus, babam Türk. Ama babamı sadece fotoğraflarda gördüm. Hiç bizimle yaşamadı. Ben çok küçükken Türkiye'ye geri dönmüş. 11 yaşıma kadar Türkçe bilmiyordum. 11 yaşındayken ilk defa Türkiye'ye geldim annemle tatile. Ve o zamanlar bana bir şeyler oldu. Hani böyle ayağım Türkiye toprağına bir bastı. Anne neler oluyor dedim. Kan çekiyor galiba. Öyle şeyler oldu ve gerçekten hani Türk kültürüne inanılmaz bir sevgi duydum. İnanılmaz böyle bir ilgim vardı. Türkiye'den döndükten sonra anneme dedim ki anne bana bir kitap alır mısın, ben Türkçe öğreneceğim dedim. Anne dedi ki tamam yani ne kadar ne öğrenmiş, al sana bir kitap, öğren ne kadar ne öğrenebiliyorsan. Tabii ki yani ciddiye almadı beni o sırada. Ama ben böyle kalemimi alıp yavaş yavaş çalışmaya başladım derslerime. Pek de kolay olmadı açıkçası. Ne kadar zamanda, çok komik bir... ne kadar zamanda Türkçe öğrendin? Yani çok yavaş ilerledi zaten. Çünkü şeyim yoktu yani kimseyle, insanlarla konuşmaya. 11 yaşındayım, Rusya'dayım. Yani kiminle konuşacağım? Moskova'da bile değilim yani. Tver'de, Moskova'nın iki saatlisinde küçük bir yerde oturuyorduk annemle. O yüzden yavaş yavaş ilerledi. Ve 18 yaşından sonra daha da çok konuşmaya ve daha da çok kullanmaya başladım Türkçeyi. Normalde bir de komik bir olay yaşandı. Hani eskiden Avrupa Yakası dizisi vardı ya. Ben onu izlemeye başladım. Dedim ki tamam televizyon izleyeceğim, bol bol dizi izleyeceğim. İşte
karakterlerden öğreneceğim dedim kendi kendime. Selin karakteri vardı, böyle konuşan işte. Merhaba ben işte, hatırlıyor musunuz? Hani böyle Selin karakteri miydi? Neydi ya o kızın adı? Böyle ağzında böyle bir şey varmış gibi konuşan, böyle yuvarlayan yuvarlayan. Ben bunu doğru Türkçe zannettim tabii ki. Dedim ki ah, demek ki böyle konuşmam gerekiyor. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra böyle konuş, onun gibi konuşmaya, böyle Amerikan ağzıyla konuşmaya başladım. İnsanlar böyle bir tuhaf tuhaf bakıyorlardı. O sırada anladım yani yanlış bir şey yaptığımı ve yanlış öğrendiğimi. Sonra tekrar düzeltmeye çalıştım Türkçemi. Öyle oldu ve tabii ki insan her gün konuşmayınca unutuluyor. Pratik yapmak lazım. Hani böyle bir yavaşlıyorsun, beynin duruyor bazı noktalarda. O yüzden devamlı pratik yapmak lazım. Sonra işte kitap okumaya başladım. Bol bol televizyon izlemeye başladım. Ve o zamanlarda o kadar, yani bugünkü gibi herkesin elinde smartphone, akıllı telefon, öyle şeyler de yoktu. Telefonum da yoktu aslında o zamanlarda. O yüzden tabii ki yani zordu. Bayağı bir zor bir süreçten geçtim. Ama çok istedim. Ben bir Türk'te program yapıyor gibi hissediyorum şu anda. O kadar akıcı ve güzel konuşuyorsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir Rusya TV kanalında haber spikerliği yapıyorsun. Fakat seni Instagram'da işte dans eden videolarınla, hareketlerine enerji... Aynen öyle görüyoruz. Şunu sormak çok istiyorum. Aslında Türk geleneğinde mi dedim? Yani Türk haber spikerliğinde senin gibi bir örnek yok aslında bizde. O yüzden bunu sormak istiyorum. Yani sen... Bence şu anda Instagram fenomenisinde, influencersında haber spikerliğin var. Dijitalde böyle bir görüntün var. İkisini nasıl uyumlandırabiliyorsun? Bu farklı çünkü. Bunu dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben aslında hiç kendimi fenomen gibi görmüyorum. Öyle demesek bana. Influencer miymişim, neymişim bilmiyorum. Ben ana haber spikerliğini yapıyorum. Haberciyim. Muhabirlikten geldim. Yıllarca muhabirlik yaptım. Yani işin mutfağından geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü biliyorsunuz yani bazı kişiler geliyor, sadece işte ana haber spikeri koltuğuna oturuyor. Sonra haber sunamıyor. Sonra yayında yanlış bir şey olduğunda ya da ne bileyim ekstra bir şey olduğunda kalkmak zorunda kalıyorlar ve başkası yerine geçiyor. Rusya'da bunu çok görüyoruz. Yani çok fazla örnek var. O yüzden hani mesleği en başından beri, yani bu yolu en başından beri yürüdüğüm için, yani geçtiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Instagram'da da yani şunu demek istiyorum. Televizyonda ciddi bir profilim var. İşte belli bir çizgim var. Ama Instagram'da benim gerçek yüzümü görebilirsiniz. Ben şu an çalıştığım kanalda, yani eskiden başka bir kanalda çalışıyordum. Orada daha fazla işte şeyim vardı. Daha fazla özgürdüm. Hani programımı yapıyordum. İstediğim gibi kendimi ifade edebiliyordum. Farklı karakter oynayabiliyordum. Şu an devlet kanalında çalıştığım için işte çok ciddi bir programım var. İşte konuklar bağlanıyor. Siyasetçiler, politikacılar. Tabii ki yani orada kendimi olduğum gibi ifade edemiyorum. O enerji olmuyor o ekranda. O yüzden... Rusya TV değil mi? Dedim, TV. Russia 24. Rusya 24 kanalında ana haber spikerliğini yapıyorum. Şimdi orada kendimi ifade edemeyince dedim ki kendimi başka bir platform bulmam lazım. Yani çünkü içimde var yani. Ben çok seviyorum video çekmeyi, dans etmeyi, montaj yapmaya bayılıyorum. Yani kesinlikle yani haberci olmasaydım herhalde montajör olurdum. Yani editlerdim saatlerce. Çok hoşuma gidiyor. Peki. O yüzden Instagram'ıma böyle kendi platform, yani kendimi görebilirsiniz. Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Zaten kendi kanalımda da tuhafa kaçıyorum açıkçası. Bana herkes gelip soruyor. Sen korkmuyor musun? Yani sen neden yani onca şey paylaşıyorsun? Ki evet, dikkatinizi çekeyim. Özel hayatımı hiç paylaşmıyorum. Özel hayat yok yani. Instagram'da bulamazsınız yani. Yok öyle bir şey. Özel hayatım yok benim. Röportajın devamında bulabileceğiz şimdi. Hepsine yer var. Şimdi peki bu Rusya devlet kanalında haber spikerliği yapıyorum. Ana haber spikeriyim diyorsun ama aslında senin Instagram'ın bağımsız değil. Senin hayatına simgeliyor. Bir korkmuyor musunun aslında cevabı o galiba. Gerçekten korkmuyor musun? Eleştiri falan gelmiyor mu ya? Bir saniye, senin paylaşımlarına dikkat etmen lazım denmiyor mu? Tam tersi oldu. İlk başlarda ben bir tereddüt ettim. Dedim ki yani ben sonuçta işte devlet kanalında çalışıyorum. Şimdi Vladimir Putin'le yayınlarım var. Ben çıkıp da salsa bachata nasıl dans edeceğim Instagram'da dedim.
Ama sonra dedim ki tamam işte ya ben sonuçta samimi bir şekilde kendimi paylaşıyorum ve ne bileyim oramı buramı açıp bir şey paylaşmıyorum Instagram'da. Daha da çok komik ya da ilham verici şeyleri paylaşmayı seviyorum. İnsanlardan o kadar güzel tepki almaya başladım ki. Hatta bizim programımız daha da fazla izlenmeye başladı. Ya çok iyi, süper. Sonra zaten patronum bile dedi ya çok hoşuma gidiyor senin paylaşımların. Ben çok korkuyordum o bana bir gün gelip de bir şey diyecek diye. Geldiğinde Instagram'da çok komik buluyorum dedi. Hoşuma gidiyor. Tamam dedim ben de. Bir Putin'le yakın ilişkilerin oldu. Yani bir gazeteci olarak çok program yaptığını biliyoruz. Bize bilmediğimiz, internetten bugüne kadar okumadığımız, bilmediğimiz Putin'i anlatabilir misin acaba? Ya aslında internette pek anlatılıyor. Yani onun yaptığı politikaya girmeden onun karakterini anlatmaya çalışacağım. Çok komik bir adam. Gerçekten çok komik. İnanılmaz bir mizahı var. Çok esprili. Biz program sonrasında bir de bana çok tatlı bir adam gibi geldi açıkçası bizim program. Ben iki defa onunla beraber bir program sundum. Geleneksel normalde işte halka sesleniş, halkın cevaplarını, halkın sorularını cevaplıyor. Öyle bir programı vardı. Ben onun sunuculuğunu yaptım. Program sonrasında yemek verildi bize. Zaten çok az kişi vardı. Orada video çekemiyorduk. Ama işte sadece konuşma fırsatımız oldu. Böyle işte şey vardı, sunucular vardı. Sayın Putin duruyordu. İşte Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov vardı yanında. O sırada o geldi dedi ki işte hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bu şampanyayı sizin işte için kaldırmak istiyorum. Şerefe demek istiyorum falan filan dedi. O sırada Ramazan ayıydı. Ben herkesin elinde şampanya var. Ben böyle duruyorum. Böyle. Hiçbir şey almadım elime. O işte böyle gelip herkesle tokalaşıyor. Nasıl diyorlar? Tokalaşıyor mu? Evet, evet, evet. Herkesle tokalaştı. Sonra sıra bana geldi. Dedi ki kızım senin bardağın nerede? Sana kalmamış mı? O sırada garsonun yüzünü görmeniz lazımdı. Adam böyle böyle bir bardak buldu. Tabii ki var. Ne demek yani? Nasıl olmaz? Herkes korkuyor. Adamın inanılmaz bir karizması ve aurası var. Yani aynı zamanda korkuyorsunuz. Aynı zamanda böyle hayranlık duyuyorsunuz. Öyle bir karakter. Çok enteresan bir duygu. Ben işte bardağımı aldım. Şimdi o sırada ne diyeceğimi bilemedim. Sonra dedim ki niye içmiyorsun kızım dedi. Ben dedim ki kusura bakmayın Ramazan ayı var. Ramazan ayında içmemeye gayret ediyorum dedim. O kadar güldü ki. Böyle inanılmaz sıcakkanlı. İnanılmaz anlayışlıydı. Bizim de yani konuşmaya... Bir de ben şunu fark ediyorum. Yani insanlar onu görünce olmadığı gibi davranmaya başlıyorlar. Ben öyle gördüm. Hani kim çok çekiniyor, kimi biraz korkuyor, kim ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü adamın gerçekten çok değişik bir aurası var. Hani bir yandan dediğim gibi böyle çok güçlü, dünya lideri imajı var. Bir yandan da çok tatlı ve komik bir adam. O yüzden sen o sırada ne diyeceğini şaşırıyorsun. Öyle bir elin ayağın titriyor. Ama ben o sırada belki de yine de kendim olduğum için ve samimi bir şekilde ona davrandığım için çok tatlı bir anılarımız oldu. Ve yani normal hayatta böyle yüz yüze konuşunca çok tatlı ve çok tatlı bir adam gibi geliyor. Daha sonradan orada bulunan yardımcıları, görevliler veya her kimseye demedi mi ya sen ne yaptın vesaire bir uyarı, bir kızma, bir şey olmadı mı? Yok, olmadı. Çünkü o zaten o da çok güldüğü için ve çok yani tatlı. Zaten oradaki atmosferi hissediyorsunuz. Hani yanlış bir şey olduğu zaman hissedersiniz. Ama tam tersi oldu. Daha da çok hoşuna gitti. Hani benim onunla hani normal insanmış gibi konuşmam onun hoşuna gitti. Çünkü normalde insanlar onunla öyle konuşmuyor. Herkes gelip de böyle tabii efendim nasıl dersiniz efendim, nasıl istersiniz efendim tarzında konuştuğu için biliyorsunuz zaten hani normalde patronlarda, büyük patronlarda da öyle olmuyor mu? Herkes gelip de tabii efendim nasıl istersiniz efendim der geçer. Bu şekilde hani normal insanmış gibi hani şu an sizinle konuşuyormuşum gibi ya da siz benimle şu an konuşuyormuşsunuz gibi bu şekilde onunla konuşmak onun acayip hoşuna gitti. Tam tersi oldu. Bence zaten her şeyin anahtarı samimiyet ve sevgidir. Siz yani samimi bir şekilde yaklaşırsanız insanlara
aynı şekilde onlardan karşılık alırsınız. Ben buna çok güveniyorum. Siz ne veriyorsanız onu alacaksınız. O kesin. Yani oradaki toplantıda farklılaştım. Bunu anlıyoruz aslında. Biraz farklı anılarımız var. Şimdi Rusya'da en çok tanındığını düşündüğün Türk ünlü kim demek istiyorum. Öyle yazmış. Tarkan. Tabii ki Tarkan. Yani çok seviliyor ve tanımayan yoktur bence. Yani Tarkan'ı gerçekten tanımayan yoktur şeyde Rusya'da. İkinci sırada şey geliyor. Burak Özçivit geliyor bence. Son zamanlarda Kara Sevda dizisiyle inanılmaz popüler oldu. Zaten Türk dizileri o kadar çok seviliyor ki Rusya'da. Bence Türk oyuncuları gelsin, burada röportajlar yapsın, burada bir şeyler yapsın. O kadar büyük bir kitle var ki ve o kitle inanılmaz bir kitle. Yani o ne derse yapar onu o derece, ben size söyleyeyim. İnanılmaz seviliyor. Evet, Türk dizilerinde gerçekten son yıllarda aslında yurt dışına açılan çok, bir diziler haline geldi. Çok. Çok izleniyor, çok seviliyor. İnanılmaz yani derecede. Şimdi yavaştan challenge'larımıza geçmek istiyorum. Maria'nın en korkunçları. Ama en çok eğlenceli günlerden biri aslında. Şimdi ne yazmışız? Boşluk doldurmayla başlamak istiyorum. Tamam. Doldurmayı bilirsin. Ben söyleyeceğim. Aradaki o boşlukları senin tamamlamanı isteyeceğim. Ben başlayayım, anlayacaksın zaten. Tamam. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu nokta nokta nokta. Ha, benim hakkımda mı? Yani evet, yani sen bu cümle devamını sen tamamla. Öyle biliyor ama doğrusu Allah Allah. Allah Allah. İçim dışım bir benim. Herkes benim o. Herkes... Kendimi daha çok Türk gibi hissettiğim. Tam o anda nokta 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 olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Sürekli o kadar heyecanlıyım ki şimdi aklıma geldi. Ay, heyecan ikinci ismim olmalıydı. Sadece nokta 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 anlarımda huysuz olurum. Arkamdan konuşulmasından. Evet, galiba arkamdan konuşulduğunu duyarsam çok huysuzlanırım ve çok, yani ben şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Ben insanları çok kolay atarım hayatımdan. Hiç yani öyle bir şeyim yoktu. Hani bana bir yanlış yapıldığı zaman, hani kimi olur ya böyle işte, tüm kız arkadaşlarım zaten huyumu çok sever. Yani severler değil de çok kıskanırlar. Diyorlar ki ya biz bir ilişkimiz gittiğinde nasıl ölüyoruz, nasıl ya da bizi bir yanlış yaptığında, bizi aldattığında nasıl kahroluyoruz, sen nasıl bu kadar duvar gibi olabiliyorsun diyorlar. Gerçekten benim huyumda öyle bir şey var. Ben attığım zaman atarım ve sonrasını hiç düşünmüyorum. Yani tabii, çok duygusala bağlayıp yorganı üstüne çekip... Yok. Ben çok duygusal bir insanım, romantik bir insanım. Ama yanlış olduğu zaman kendimi blokluyorum. Benim için bitiyor. Yani bitti dediğim an bitti gerçekten. Sonrasını bile düşünmeyeceğim. O yüzden evet, kız arkadaşlarım bunu hep kıskanıyor. Diyorlar ki ya sen nasıl bir insansın, sen kadın mısın, nesin sen? Öyle. Anlara gelmek istiyorum şimdi. Anları konuşacağız. Meslekte en heyecanlandığın an... Öyle bir anım vardı. Zaten kariyerimin dönüm noktası oldu. Ben bundan 6 sene önce başka bir kanalda, küçük yerel bir kanalda çalışıyordum Moskova'nın. Meeting vardı. Zaten protestolar şu anki George Floyd'un protestolara çok benziyor Amerika'daki. Rusya'da işte Azeri bir çocuk, Rus bir çocuğu öldürdü sokağın ortasında. Mitingler başladı. 3000 kişi sokağa çıktı. Protestolar, polisler, kavgalar, inanılmaz bir ortam vardı. O gün ben çalışıyordum. Zaten mesainin bitmesine 2 saat kaldı. Yine de beni gönderdiler. Dediler ki ya zaten daha işinin bitmesine var, sen gidersin dediler. Geldiğimde canlı yayınım vardı. Ben daha yeni çalışmaya başladım. Yani çalışıyordum ama çok emin değildim kendimden. İşte canlı yayın mı yapacağım, televizyona mı çıkacağım, çok tecrübeli değildim o konularda. Canlı yayın başlarken kulağıma editörüm şunu söylüyor. Başlayabilirsin, bir saatin var. Tak! Ben böyle bir yutkundum, bir baktım.
kafamın içinde neler, böyle hayatım film şeridi gibi geçti benim gözümün önünden. Dedim ki bir saat mi? Bir saat mi? Bu ortamda. Bir saat mi? Evet ve 58 dakika boyunca canlı yayında kaldım. Protestolar, kavgalar, polisler. Zaten linkini atarım ben size. Görürsünüz orada neler yaşadığım. Linki de var. 58 dakika canlı yayında kaldım. Sonrasında tekrar tekrar bağlandım. Bugünkü patronum beni orada gördü ve sonrasında bana işte şu an çalıştığım kanala geçmem için teklif etti. Evet. Benim için çok çok büyük bir gün oldu ve zaten Rusya'da o gün tanınmaya başladım. O günden önce tanınmıyordum. Yani sıradan bir gazeteciydim. O günden sonra buradaki hayatım çok değişti. Süper. O yüzden böyle tesadüflere ben çok inanırım. Ama ben şuna inanıyorum. Bazı insanlar diyor ki sen çok şanslısın. Sen işte ne bileyim doğru bir yerde doğru zamanda bulundun. O yüzden şanslısın. Hayır. Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman da doğru şeyi yapman aslında. Evet. O zaman da hazırlıklı olmazsanız eğer siz o şansı kaybedersiniz. Yani kendinizi hazırlayın ki o doğru günde doğru zaman geldiği vakit siz hazır olacaksınız. Hazır olmalısınız. Ben buna çok inanırım. Yani insanların sadece işte sen çok şanslıydın da o yüzden öyle oldu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Başarı asla bir tesadüf değildir. Yani gerçek başarı bir tesadüf değildir. İlla ki bunun için çalışmanız ve bir şeyler kazanmanız gerekiyor. Çok sevdiğim bir abimin de sözünü hatırladım aslında. Başarı zorluklarla mücadele zanaatidir der, sanatıdır der aslında. Hakikaten de öyle dediğiniz gibi. Evet, ben de şu an Netflix'te Last Dance belgeselini izliyorum. Bilmiyorum izlemiş miydiniz? Efsane bir belgesel. Yani herkese çok tavsiye ederim. Michael Jordan da der ki bazıları yapmak ister, bazıları olmasını ister, bazıları ise yapar. Şimdi, cevabı bu. Biraz duygusal bir soruya geleceğim. Aşık olduğunu itiraf ettiğin an? Hatırlıyorum. Onu da çok net hatırlıyorum. İlk aşkım. 18 yaşındaydım galiba. Yani bugüne kadar yaşadığım en yoğun duyguydu. Benim için zaten unutulmayacak. Yani gerçek aşkı tattığım ne an demek? O andı. Var ya, ne demek gerçek aşk sence? Valla yani bunu bilsek o kadar kolay olurdu ki hayatımız. Bilmiyorum ben... Vazgeçmek mi kendinden, uyuyamamak mı, yememek mi, heyecanlanmak mı sadece, bir dürtü mü, lezzet mi? Bence biraz hepsi ama yine de varlığıyla size bir şeyler kazandıran bir kişinin olması gerekiyor. Ben şuna çok inanıyorum çünkü siz zaten en yakın 5 arkadaşınız, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu evet. söyleyeyim diye bir söz var ya, gerçekten de öyle. Çevrenize iyice bir bakın. Hani çevreniz nasıl kişilerden oluşuyorsa siz de onlara çok benziyorsunuz anlamına geliyor bence. Ve varlığı bir şey kazandırmayan insanların yokluğu bir şey kaybettiremez size. O yüzden o insanın size gerçekten bir şey kazandırması gerekiyor varlığıyla. Varlığıyla daha da mutlu olmalısınız. Sizi mutlu etmesi gerekiyor. Ben hani aman çok işte acı çekeyim, çok işte aşkım için öleyim, vazgeçeyim, kendimden geçeyim, hayatımdan vazgeçeyim, aşk budur. Ben buna çok güvenmiyorum açıkçası. Çok çok inanmıyorum. Bence gerçek aşk sizi yükselten, sizi daha da iyi bir insan yapan, size ilham veren, daha da güzel şeyler yapmanızı sağlayan bir şey. Bence gerçek aşk böyle olmalı. Yoksa ağlayayım, zırlayayım, kendimi duvara atayım, kendimi balkondan aşağı atayım. Böyle bir aşk bilmiyorum ne kadar doğru. Aynı duygu karşılıklı olunca mı o zaman değerleniyor senin için? Hayır ama zaten... Seviyorsanız eğer bence mutlu olmalısınız. Çünkü çok fazla insan bunu zaten yaşayamıyor ki. Evet, yani aşık olmak, o duyguyu yaşayabilmek, sevebilmek zaten size verilen çok büyük bir şey Allah'ın. O yüzden sevebiliyorsanız zaten mutlu olmalısınız. Karşılıklı olabilir, karşılıksız olabilir. Zaman geçtikten sonra aslında çok şanslı olduğunuzu anlayacaksınız. Yani şu an bile mutlu değilsiniz. Şu an belki de karşılık vermiyor olabilir.
Ama zamanla sevebildiğiniz için ve o duyguyu yaşayabildiğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Evet. O yüzden her halinizle mutlu olun. Muhteşem açıkladınız bence bu kısmı. İyi ki son kısmı biraz... Teşekkür ederim. Peki 18... Ben öyle düşünüyorum. Ne oldu peki? O hissettiğim her şeyi, şu an size anlatmaya çalıştığım her şeyi... O kişi de hissettim. Ne dedi? Beraber büyüdük, beraber işte ne bileyim hayallerimiz vardı, her şeyimiz ortaktı. O yüzden o aşk beni gerçekten çok çok yukarıya, yani aşağı çekmedi, tam tersi yukarı. Heyecandan şu an yerimde duramıyorum. Sonra ne oldu? Ha, sonra ayrıldık maalesef. Maalesef ayrıldık ama... Gazeteciyle program yapmanın... Aslında zorluğu şu, sadece sorduğun sorunun cevabını alıyorsun. Bilerek devam ettirmiyor. Sen ne sorarsan onu. Yok ya, ama aslında yani tamam ya, kötü bitti. Yani kötü bitmedi. Ayrıldık ama yine de benim hayatımda en önemli insanlardan bir tanesi. Hala da çok seviyorum insan olarak kendisini. Şu an belki de bunu izliyordur. İzliyorsa da zaten anlamıştır yani. Her şeyi anlamıştır. Kim olduğunu da çok iyi biliyor bence. Benim için çok değerlisin. Hala çok değerlisin ve her zaman böyle kalacaksın. Çok teşekkür ederim bu kısım, bu kadar sevme başladığın için. Eyvah şimdi yandım dediğin an. Eyvah şimdi yandım mı? Yine çok, o kadar çok öyle bir anım oldu ki. Eyvah çok yandım. Bu röportajı yapmadan önce challenge olduğunu öğrendim. Evet, olabilir. Şu an olabilir. Eyvah çok yandım. Bir cevap bulamıyorum. Kariyerimin daha yeni aşamasında başka bir kanalda, küçük bir kanalda çalışıyordum. Ve o... Hayır, diğer bir şey anlatayım. MTV diye bir kanal var Rusya'da. MTV'de çalışıyordum. İlk üniversiteyi bitirdikten sonra tecrübem olmadığı için beni hiçbir kanal kabul etmiyordu. Böyle saçma sapan bir sistemimiz var, bilmiyorum Türkiye'de nasıl. İşte iletişim fakültesinin mezunu oluyorsun, sonra işe girmeye çalışıyorsun. Kimse seni işe almıyor çünkü 3-5 sene tecrübenin olması gerekiyor. Ben diyorum ki ben o tecrübeyi nasıl kazanacağım beni işe almıyorsanız. O yüzden beni tek kabul eden bir yere başvurdum. Ve kriminal bir cinayet programında, yani 3. sayfa haberleri var ya dediğimiz, öyle bir programda çalıştım 2 sene televizyonda. İşte kavga, cinayet, dövüş, ne varsa yani ben oradaydım gece gündüz. İşte yangın çıktı mı, işte kim kimi öldü. Çok kötü şeyler oluyordu orada. Çok heyecanlıydı ve zaten 2 sene sonra ayrıldım çünkü yeterince tecrübeyi kazandıktan sonra artık başka bir kanala geçme şansım oldu. Ama yani o sırada orada çalışırken kendimi polis memuru gibi hissediyordum bazen. Çünkü her gün sadece polislerle ya da doktorlarla falan hani konuşuyorduk, çekim yapıyorduk. O kanaldan ayrıldıktan sonra başka bir kanala geçtim. Moskova 24 diye bir kanala geçtim. Çekime gittiğim zaman ilk çekimim fuar vardı. Güzel işte eserlerin sergilediği, yani güzel şeylerin olduğu bir çekim vardı. Ben ilk oraya geldiğimde röportaj yapamamıştım. Neden? Çünkü kimse ölmedi. Çünkü cinayet yoktu, hiçbir şey olmamıştı. Patronuma telefon açtım ve dedim ki kusura bakmayın, burada yani çekilecek hiçbir şey yok. Herkes sağlam, herkes yaşıyor, hiçbir olay yok. Buradan röportaj yapılmaz dedim. O dedi ki kızım, senin nereden geldiğini anlıyorum dedi. Tamam, sen 2 sene orada çalışmış olabilirsin ama artık buna alışman gerekiyor. Fuara gidiyorsun ve oradan da röportaj yapmalısın. Yani illaki birinin ölmesi gerekmiyor ya o fuarda röportajın olması için. Onu çok sonradan anladım, o sırada anladım. Ama röportaj yapamadım o gün. İlk defa hayatımda röportaj yapamadım. Şimdi kim bölümüne geldik? Burada biraz eğleneceğiz. Tamam. Türkiye için yapacağız bu challenge'ı. Yani Türkiye ile ilgili içeriklerle yapacağız. Buradan sesimi duysun ve ilk konserine beni davet etsin diyeceğin şarkıcı kimdir? Konserine beni özellikle mi davet etsin? Evet.
Ben Tarkan'ı çok sevmiyorum, çok klişe olacak. Zaten kendisiyle tanışıyorum. Moskova'ya geldiği zaman tanıştık. Konserindeyken ondan sonra işte birazcık Sibel Can'la gelmişti o zamanlarda. Kızıl Meydan'da gezdirdim onları biraz. O kadar komik bir anımız vardı ki Tarkan geldiğinde ben de şey dedim. Sen burada çok fazla tanınıyorsun. Hani böyle siyah bir şeyler giy, hani kimse, insanlar seni çok fazla... Kış ortasıydı. Hani insanlar pek seni fazla görmesinler, yani şey yapmasınlar diye. Tamam dedi, kıpkırmızı bir montla geldi. Kızıl Meydan'da böyle şey gibi. Tam bir yıldız gibi. Ortasında duruyor. Tabii ki insanlar böyle gelmeye koşmaya başladı. Aa Tarkan, Tarkan bir fotoğraf çekebilir miyiz diye. Çok tatlıydı. Onun resmini göndereceğim ben size sonra. O günün resimleri var bende. O yüzden onu çok seviyorum. Klişe olacak belki ama onun konserleri başka benim için. O yüzden evet, enerjisi çok fazla, çok yüksek olduğu için onun konserine gitmek isterdim. Bir de Sezen Aksu'yu çok seviyorum. Sezen Aksu olsaydı, hiç konserine gitmedim bu arada. Sadece birkaç yerde sahnede gördüm ama işte böyle konuk olarak geldi. Sahneye çıktı, sonra indi. Tam onun konserine, yani böyle en başından sonuna kadar izlemedim. Onu çok istiyorum yani. İnşallah korona pandemi süreci bittikten sonra nasip olur inşallah. İnşallah. O dizide başrolün partneri ben olmalıydım dediğin yapım hangisi? Tabii ki Aşk Memnu. Tabii ki. Tabii ki Beren Saat'in oynadığı karakterini, Dişler Ziya Gül olmak isterdim. Ya da Firdevs Hanım. Firdevs Hanım karakteri de çok hoşuma gidiyor. Aptal! Aptal! Evet, o çok hoş. Sen unutma, sen Dişler Ziya Gül'sin. O çok severim onu, çok. Aptallık etme. Sen Dişler Ziya Gül'sin. Aptal! Dişler Ziya Gül'sin sen. Aptallık etme. Oldu mu? Oldu. O şiiri yazarken beni düşünmesini isterdim dediğin şair. O şiiri yazarken beni düşün. Neydi ya, kimin şiiriydi? O da zaten Aşk Memnu da geçerli. Çok severim ben o şiiri. Ben küçük ben neydi ya, bir dakika hemen bakıyorum şimdi. Ben küçük ayaklı kadınları severim şiiri. O çok hoş. Ben güzel gözlü kadınları severim. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ben güzel gözlü kadınları severim. Bir de küçük ayaklı, uzun boylu, boyunlu kadınları. Hem nasıl severim, öyle severim işte. Terler avuçlarım, kesilir soluklarım. Ben mazlum kadınları severim. Hüzünlü bakanları. Yavru ceylancı kadınları, ürkekçe. Hem nasıl severim, öyle severim işte. Çok güzel. Ben alkışlamak istiyorum burada. Teşekkür ederim. Çok seviyorum bu şiiri. Vallahi sevdiğin de belli oluyor okumandan. Ya öncelikle şaşkınlığımı paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye dair sempati duyabilirsin. Türk kültürüne dair bir ilgin olabilir. Bu kültürü benimsemiş de olabilirsin. Fakat gerçekten ben bu programı yaparken seninle süreç içerisinde dakikalar geçerken şunu fark ettim. Sen aslında, ben bir yerli gazeteciyi konuk alsaydım, hani Türkiye'de bir haber spikerini konuk alsaydım, Türkiye'de bir oyuncuyu konuk alsaydım, ki bunları yapıyorum, çok farklı şeyler söylemeyeceklerdi. Mesela bir Sezen Aksu demek aslında bir derinliktir bana göre. Çünkü Sezen Aksu gerçekten bizim sanat dünyasında, kendi alanında çok ciddi bir noktada olan ve aslında pek çok popüler insanın, daha geçen konuk aldığım pek çok ismin şarkıcı anlamında Sezen Aksu'nun hayranı olduğunu başlıklarda da görebilirsin benim haberlerde. Sen kalkıp Sezen Aksu diyorsun. Aslında kullandığın ifadeler, söz ve ifadeler, ben çok etkilendim. Çok mutlu oldum şahsım adına seni tanıdığımdan ötürü. Zaten mesleki anlamda tecrüben çok fazla. Çok istifade etmek isterim. Ediyorum da. Bu program benim için de çok keyifli oldu. Yani ben şaşkınlığımı bu yüzden paylaşmak istiyorum. Sen sadece Türkiye'yi takip eden, Türkiye'ye karşı çok ilgisi olan biri değilsin. Gerçekten Türk gibi yaşayan birisin. Putin'le olan anın, Ramazan'a dair saygı gösterişin. Başından sonuna bu programda çok şey çıktı bence. O yüzden bunu paylaşmadan geçmek istemedim. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerliydi bu söyledikleriniz. İnanın ki ben... Neyse ya, konuşamayacağım. Benim için gerçekten çok değerli. Çünkü ben çok fazla çaba sarf ettim bunun için. Ve
inanın ki yani Türkiye'den uzakta yaşayıp bu kadarını yaşayabilmek, yani yaşamaya çalışmak çok kolay olmadı. Burada da bayağı dışlandım. Hani burada da çok, yani insanlar çok fazla Türkiye sempati duymadıklarını da açık açık söylüyorlardı bana. Her zaman çok böyle işte karşılarına çıkıp hayır Türkiye öyle bir yer değil, siz bilmiyorsunuz, tanımadığınız için öyle söylüyorsunuz diye böyle savunduğum çok oldu. Olmaya da devam ediyor. O yüzden benim için gerçekten yani Türkiye çok özel bir yer. Öyle söyleyeyim ben size. Neyse ya, kapatalım şimdi. Şimdi bir de ağlamaya başlar mısın? Bence bunu kapatalım burada. Bizim için çok değerlisin. Özellikle bizden biri olarak seni gördüğümüz için Türkiye'nin, Türk insanının, Türk kültürünün aidiyeti zaten yüksektir. Kendisini seven herkes kendisinin bünyesine, ailesine alır. Biz seni çoktan aldık zaten. Ama bu diyaloglar zaten senin bizim oradaki temsilcimiz olduğunu da gösteriyor. O yüzden her iki ülke için de senin varlığın sadece Türkiye için değil Rusya için de çok kıymetli. O yüzden dediğim gibi çok mutlu oldum. Çok değerlisin. Değerli olduğunu zaten hayatına yansıtan bir insansın. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. İyi ki varsınız. Sağ olun. İnşallah Türkiye'de görüşürüz. Beraber projeler de yaparız. Bundan sonra kurtuluşunuz yok. İnşallah. İnşallah. Ben Türkiye'ye gelince buluşalım mutlaka. Sizinle canlı görmek isterim ben sizi. Ben aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim bu bağlantı için. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Böyle olsun istemezdim. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.